18 yıldır okul ihtiyaçlarınızda A'dan Z'ye her şeyi bulabildiğiniz adres Zeybek Yayın Dağıtım, şimdi de IQ bölümüyle 0-100 yaş arası herkese hitap ediyor. Eğitim ve iş yaşamından arta kalan zamanlarınızı sevdiklerinizle birlikte zeka oyunları oynayarak, puzzle yaparak veya hobi maket gruplarıyla iyi ve hoşça değerlendirmek için Zeybek Yayın Dağıtım'ın yeni bölümüne mutlaka uğrayınız. Zeybek Yayın Dağıtım, 6 Eylül Mahallesi, Kızılay Caddesi, Kızılay İşhan'ın zemin katta. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ramazan Bayramı'ndan sonra denizlerde temizlik başlattı. Körfez bölgesinin tamamında denizlerin hem yüzeyi hem de dibi temizleniyor. Dip çalışmaları dalgıçlar tarafından yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı temizlik görevlisi Ersin Küçük, denizlerde daha çok cam ve pet şişelerin, teneke kutuların ve yiyecek kaplarının olduğuna dikkat çekti. Pet şişeler, Ondan sonra ne bileyim cips kağıtları da ekliyor, bira kutuları, cam şişeler, o şekilde. Temizlik teknesinin başkaptanı Ömer Arık da çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu çalışma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde bayramdan itibaren başlamıştır. Yani birçok bölgede vardır. Bu bölgede bayramdan itibaren başlamakta. Şimdi bölge bölge, Buraniye bölgemiz var, Akçay bölgemiz var, Altınoluk bölgemiz var, Ayvalık bölgesi var. Hani Ayvalık'tan Küçükkuyu sınıra kadar bu hizmet kıyı sınırlarında, sahil şeritlerinde yapılmakta. Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur da bugün ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde incelemek için Altınoluk'taydı. Uğur'a Balıkesirli sinema sanatçısı Tamer Yiğit de eşlik etti. Abi hoş geldin. Elhamdülillah. Evet. Uğur temiz bir çevrenin önemine değinerek önceki hedeflerinin Körfez'e bir kanalizasyon şebekesi yapmak olduğunu söyledi. Büyükşehir mülki sınırları içindeki kıyılarımızda katı atıkların deniz yüzeyindeki atıkların toplanması için bu yıl bir çalışma başlattık. Bu bizim katı atık toplama teknesi yüzeydeki katı atıkları topluyor. Efendim işte bundan bir ay önce çalışmaya başladılar Burhaniye'den bu tarafa doğru. İnşallah bu yıl bu çalışmaları günde 5 ile 7 metreküp arasında bir katı atık toplanıyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımızın kontrolünde bu çalışmayı devam ettiriyorlar. Tabii çevre bizim için çok önemli. Bize miras diyoruz doğa. Onun için biz de gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacımız. Denizlerimizin temiz olması lazım. Kaz Dağlarımızın korunması lazım. Sularımızın temiz olması lazım. Önceliğimiz çevre. Kışın bu bölgede 130 bin civarında insan yaşarken yazın 1,5 milyonu geçen bir nüfusumuz oluyor. Tabii bunların hem atık su arıtmalarının aynı zamanda düzenli katı atık depolarının yapılması. Çünkü bütün çöpler vahşi depolamayla deri yataklarına atılıyor. Daha sonra bir yağmur sel olduğunda o bütün çöpler denize iniyor. Aynı şekilde kanalizasyon suların hepsi denizimize gidiyor. Bizim hedefimiz inşallah önce Körfez'imize kanalizasyon şebekesi yapıp bunları da ucunda da bir efendim arıtma tesisiyle bizim efendim Ege'mizin incisi Edremit Körfez'imizi temiz tutmak. Ardından Edip Uğur ekibiyle birlikte tekneye bindi ve çalışmaları bir süre teknede takip etti. O zaman şuraya...